Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ işinden güzel bir çiçek motifinin anlatımını yapacağım sizlere. Şöyle tığ numaramızla başlayalım. 4 numara 2,5 milimlik bir tığ kullanacağım. İpim ise bebe yünü arkadaşlar. Yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomu da severek beğenerek izlediyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hemen başlayalım. Bir tane ilmek oluşturuyorum. Zincir çekeceğiz. 12 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincir çektim. İlk birinci zincire batıyorum. Ve kaydırma tekniği yaparak birleştiriyorum ve bir yuvarlak elde ettim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı bir defa doladım ve yuvarlağın içerisine batarak ikili trabzan yapıyorum. Önce bir seferde kapattım, daha sonra 2. Tekrar tığıma doladım ve yuvarlağın içerisine 24 tane ikili trabzan yapacağız. Baştaki zincirimizi de bir trabzan sayıyoruz. Şöyle 1, 2, 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve şöyle 24. 24 tane ikili trabzan yaptık. Buradaki ilk baştaki zincirin 1, 2, 3, 3. zincirin yani tepedeki zincire batıyorum. Ve yine kaydırma tekniği yaparak birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve tığımı bir defa doladım. Buradaki zincirin hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak tekrar buraya ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Bir boşluk atlıyorum ve ikinci boşluğa batarak buraya ikili trabzan yapıyorum. Bir yanındaki trabzan boşluğuna batıyorum. İkili trabzan ve tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çektim. Tığımı bir defa doladım. Bir tane boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar yanındaki boşluğa batarak ikinci ikili trabzanı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane atlıyorum ikinciye. 2 tane ikili trabzan yaparak bu şekilde ikili trabzan, 6 zincir, tekrar 2 tane trabzan, 6 zincir yaparak bu sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle ikili trabzanlarımızdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane yaptık. İkişerli olarak aralarda da 6 tane zincir çektik. Şimdi buradan devam ediyorum. Bir üst sıraya geçiyoruz. Hemen buradaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bu kısma battım ve kaydırma yöntemiyle kaydırarak buraya sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi buradaki
zincirimize ve hemen bu zincirin altındaki diğer zincire batarak bu iki zinciri kullanarak buraya yaprak yapacağız. Yaprağımızın diğer ikinci kısmını da buradaki trabzana ve hemen altındaki diğer trabzana. Bu trabzanı ve bu trabzanları kullanarak bir yaprak yapacağız. Hemen şöyle katlıyorum. Tığıma bir defa doluyorum ve buraya 6 tane fıstık dolgusu yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve şöyle 6 tane ilk baştaki zincirin trabzanın üzerine dolgu yaptık. Şimdi devam ediyorum. Tekrar tığıma doladım ve bir alttaki bu kısma bu şekilde batarak 1 2 ve buraya da 3 tane dolgu yaptık. 6 tane buraya, 3 tane de buraya. Bu iplerimizden ikişerli olarak kapatacağız. İlmeklerimizi 2 2 kapatacağız arkadaşlar. Şöyle 1 2. Üzerine bir tane zincir çekiyorum ve zincirle birlikte 2 ilmek daha geri geliyorum. Bir zincir çekiyorum, 2 ilmek geri geliyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, yaprağımızın birinci kısmını yaptık. Şimdi buradaki iki ilmeğimi tığımdan çıkarıyorum ve şöyle hemen çevirdim. Buradan tekrar geri takıyorum. Evet, yaprağımızın birinci kısmını tamamladık. Şimdi ikinci kısım için aynı şekilde devam ediyorum. Tığıma doladım ve buradaki trabzana 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane dolgu yaptım. Tekrar tığıma doladım. Bir alttaki trabzana battım. 1 2 3. 3 tane dolgu yaptım. Yine aynı şekilde 2 2 kapatıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim ve iki tane daha ilmek kapattım. Bir, iki. Bu şekilde kapatarak başa kadar geliyoruz. Evet. 1, 2, 3 ilmeğimiz kaldı. Bu 3 ilmeğimizi de tek seferde kapattık. Ve bu şekilde ilk yaprağımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi bu yaprağımızı buradaki ikili trabzanların tamamına yapacağız. Buradan nasıl devam ediyoruz hemen göstereyim. 1, 2, 3 zincir çektim ve şöyle çevirdim. Buradaki hemen zincirin dibindeki ilmeğe batıyorum ve burada yine kaydırma yöntemiyle buraya bir tomurcuk oluşturuyorum bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bu kısma devam edelim. 1 2 3 zincir çektim ve buradaki 6 tane çekmiş olduğumuz bu zincirin içerisine batıp sık iğne ile kapatıyorum ve buradaki sık zincirin üzerine sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 ve 6. Buradaki birinci trabzan tepesine batıyorum ve kaydırıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim ve ön yüzünü çeviriyorum. Şimdi yine aynı şekilde yaprağımızı yapmaya başlıyoruz. Buradaki bu trabzanı ve bu trabzanın hemen devamındaki alttaki trabzanı da yaprağımızı yapmış olacağız. Diğer yaprağımızın ikinci kısmını da buradaki trabzana ve yine altında devam eden alt trabzana batarak oluşturacağız. 3 zincir çektim. Tığıma bir defa doladım ve buradaki trabzana batıyorum. 1 2 3 4 5
ve 6. Tığıma tekrar doladım. Hemen devamındaki bu trabzana batıyorum. 1 2 3 2 2 kapatıyorum. 1 zincir çekiyorum. 2 ilmek kapatıyorum. 1 zincir çekiyorum. 2 ilmek kapatıyorum. İki ilmeğimi çıkarıyorum. Şöyle çevirerek buradan tekrar takıyorum. Tığıma bir defa doladım. Buradan devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir alttaki trabzana. Bir, iki, üç. İki iki kapatıyoruz. Üç ilmeğimi kapattım ve bir zincir çektim. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk iki yaprağımızı da. Şimdi buradan devam edeceğim arkadaşlar. Yine buraya bir tane tomurcuk yapıp daha sonrasında buraya 6 tane sık iğne yaparak buradaki trabzanların üzerine geçeceğim. Burayı bu şekilde tamamlayarak yapraklarımızı tamamlamış olacağız ve modelimiz bitmiş olacak. Şimdi ben burayı tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, çiçeğimize böyle incilerle süslemeler yaptım. Dediğim gibi sade de bırakabilirsiniz. Birini sade bıraktım. Birinin iç kısmına da bu şekilde beyaz ipimle 12 tane 13 tane trabzan yaparak bir sihirli halka üzerine bir bu şekilde yuva hazırlamış oldum. Böyle içine doğru ittiğimde de daha yuvarlak, daha güzel bir görüntü oldu. Evet, son hali bu şekilde oldu çiçeğimizin. Dilerseniz dikebilirsiniz, dilerseniz de yapıştırabilirsiniz. Evet, incilerle süslenmiş hali bu şekilde. Sade hali de bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben patik süsü olarak kullanacağım. Patik süsü için olduğu patik süsü için kullanacağım. O yüzden birini sade bıraktım. Bu şekilde dikebilirsiniz patiğin üzerine. Evet, bugünkü çiçek modelim bu şekildeydi. Yapacak, deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.